Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde nevasih konusunu işleyeceğiz. Nevasihul cümlel ismiye, isim cümlesini nesh eden edatlara yer vereceğiz. Tabi bunları da fiiller ve harfler olmak üzere iki başlık altında inceliyoruz. El ef'alu nasiha, birinci maddemiz bu. İkinci maddemiz ise الحروف الناسخة نسخ eden harfler, nesh eden fiiller olmak üzere nevasihleri de ikiye ayırıyoruz. Şimdi normal bir cümleyi düşündüğümüzde, tabi Türkçemizde daha çok bunlara kâne ve kardeşleri, inne ve kardeşleri diyoruz. Peki bunların nasıl bir özelliği var? Ef'al nasihe içine ef'al-i mukarebeyi ekleyebiliriz. Çünkü bunlar da aynı işlevi görüyor. Ve bunlara benzerleri de bu gruba dahil edebiliriz. Şimdi bir isim cümlesini düşünelim. Başında herhangi bir şekilde nasih edatının olmadığı bir isim cümlesini düşünelim. Ne olabilir? Halidun Kerimun olabilir. Şimdi bu örneğimize baktığımız zaman Halid kelimesi burada mübteda, Kerimun kelimesi ise burada haber olmuş oluyor. Peki ef'al-i nasihe, yani kâne ve kardeşlerinden herhangi birisi bu isim cümlesinin başına geldiği zaman ne değişiyor? Şöyle bir değişiklik meydana geliyor. Kâne Halidun Kerima olmuş oluyor. İşte bundan dolayı diyoruz ki kâne ve kardeşleri ya da ef'al-i nakiseler, nakıs fiiller mübtedayı ya da isimlerini merfu, haberlerini ise mansup yaparlar. İnne ve kardeşleri ise el-huruf el-müşebbehe bil-fi'l dediğimiz inne ve kardeşleri ise bunun tam aksini yaparlar. Tam aksi bir işlev görürler. İnne Haliden, yani Muhammeden demiş de keşke Haliden deseydi. İnne Haliden Kerimun örneğinde olduğu gibi. Bakınız Halidun Kerim diye düşünelim burayı. İnne Haliden, yani Muhammeden Kerimun olmuş oluyor. Dolayısıyla burada ismini ne yaptı? Nasb etti. Haberini ise merfu yaptı. Raf etti. Öyle olunca inne ve kardeşleri isimlerini nasb eden, haberlerini merfu yapan edatlar diye bilinir. Ef'al nakise kâne ve kardeşleri ise isimlerini merfu, haberlerini ise mansup yapan edatlar diye bilinirler. Tabi bunların sayısı var. Bunu çoğaltabiliriz. Mesela ef'al nakise içerisinde kâne, asbaha, adha, sâre, zalle, leyse gibi birçok fiili saymamız mümkün. Yine huruf-u nasihe dediğimiz zaman sadece 6 tanesini sayarız. İnne, keenne, leyte, lealle, lakinne. Burada her bir fiilin kendine göre bir özelliği olduğu gibi bu harflerin de aynı şekilde her birinin temelde bir özelliği vardır. Mesela inne ya da diğer şekli olan enne tekit için gelir. Manayı pekiştirmek için. Keenne benzetme için gelir. Leyse temenni için. Lealle teracci için. Lakin ise istirdak için gelir. Bütün bunlar üzerinde zaten detaylı bir şekilde duracağız. Yine kâne, asbaha, adha, sâre, zalle, leyse. Özellikle leyse dışında bunlar oldu. Dönüştü şeklinde bir mana veriyoruz ama aralarında bir nüans farkının da olduğunu söylememizde fayda var. Evet. Kâne Halidun Kerîmen. Halid cömert birisiydi. Ya da cömert birisidir. Kâne kelimesi her zaman geçmiş zaman ifade etmez. Kâne Allahu Semî'en Basîra dediğimiz zaman Cenab-ı Hak işiten ve duyandır demek istiyoruz. Bu mutlak anlamda öyle. Asbaha kelimesi bu bir dönüşümü ifade ediyor. Mesela asbaha tacirani seriyeyni. Tacirler zengin oldular. Burada bir dönüşüm var. Aslında asbaha kelimesi sabah vaktine girdi demek ama burada sabah vaktine zengin bir şekilde girdi denilmez. Tacirler daha öncesinde maddi durumları iyi değil iken, fakir iken zengin oldular. Adha kelimesine baktığımızda adhal mücahidûne muntasirîn, mücahitler zafer kazandılar. Örneğine baktığımız zaman adha kelimesi temelde kuşluk vaktine girmek demek. Burada ise mücahitler zaferi kazandı
gibi bir anlamı var. Yoksa mücahitler kuşluk vaktinde zafere eriştiler manası pek düşünülmez burada. Sa'ra ebuke zemalin örneği zaten sayruret var burada. Dönüşüm var. Baban zengin oldu. Servet sahibi oldu. Zalle Muhammedun fil masna. Muhammed gün boyu fabrikada çalıştı ya da fabrikadadır şeklinde bir mana verebiliriz. Leyse ise bunlardan ayrı olarak olumsuz bir anlamı var. Bunların olumlu bir anlamı var iken leyse kelimesi değildir şeklinde bir anlamı var ve bu anlam tamamen olumsuzdur. Leyse Aliun inde ebihi, Ali babasının yanında değildir. Şimdi bu örneklere baktığımızda ise tekit dediğimiz zaman inne Muhammeden kerimun şüphesiz ki, kuşkusuz ki, gerçekten, fil hakika, hakikaten gibi birçok anlam verebiliriz buna. Muhammed cömerttir. Kenne tacireyni feriyani. Sanki tacirler zengin gibidirler. Leytel mücahidine muntasirun. Keşke mücahitler başarılı olsa, zafer elde etseler. Lealle ebâke zûmâlin. Keşke baban, bu biraz yani tarıcı ve temenni arasında bir fark var. Temenni insanın bir şey istemesi, tarıcı ise bir ümitte bulunması anlamına geliyor. İstidrak ise zalle Muhammedun fil masna. Muhammed gün boyu fabrikadaydı. Velakinnehu naim, fakat uyuyor. Evet, şimdi Muhammed fabrikadaydı dediğimiz zaman burada sanki gece gündüz çalıştı gibi bir anlam zihnimizde oluşuyor. Ancak lakinne kelimesiyle, işte ancak kelimesiyle bunu ne yapıyoruz? Bu yanlış tasavvuru, düşünceyi ortadan kaldırıyoruz. Evet, o gece gündüz fabrikanın içindeydi, orada bulundu ama uyuyordu, uyudu, iş yapmadı anlamında. Dolayısıyla biz bunlara ne diyoruz? Nevasih konusu diyoruz. Tabii bu nevasihler üzerine efali mukarebe de ekleyebiliriz. Çünkü onlar da kâne ve kardeşleri gibi amel ederler. Sadece manaları biraz değişik. Yeri geldiği zaman bu konuya da detaylı bir şekilde Allah'ın izniyle temas edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.